Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığı ve yeni yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Unutmayalım. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilir. Çektiğim videolardan haberdar olmak için de zil butonunu açabilirsiniz. Bu modelimizin ismi badem modeli arkadaşlar. Yapraklar arasında badem çiçeğimiz. Evet. Bu şekilde arkadaşlar oyanın yapımına geçebiliriz. Yeşilimizin numarası arkadaşlar 383 altın başak çok ince bir ip çıktı arkadaşlar. Herhalde yeni modeller altın başak bu şekilde çok ince oluyor. Önceden bu kadar ince değildi. Evet arkadaşlar diğer renklerim mavi ve beyazımın numarası 50 numara beyaz leylak renk markaları Şimdi modelimizin yapımına geçelim. Tığım 22 numara arkadaşlar. Bu şekilde ben bunu 21 numarayla yapmıştım. Yapılışını. İpim altın başak. 383 her renge giden yeşil. Bu şekilde arkadaşlar. Bir tane zincir çekerek örümceğimin yapımına başlıyorum. Şimdi iki tane yaprağım olduğu için arkadaşlar direkt bu bademin yuvasını yaparak başlıyoruz. 2 defa tığımın başını doladım. 2 tane tığ battı atlayıp 3. tığ battıma bu şekilde 1 2 2 2 olarak bu şekil bir trabzan yaptım. Şimdi ucuna 6 tane zincir çekiyorum. Kapattım trabzanımı. Bu şekilde yuva olarak bademim için yuva olarak kullanacağım. Buraya 6 tane sık iğne yapıyorum trabzanıma. 2 3 4 5 6 ve 7. de bu şekilde yandaki tığ battıya yaparak devam ediyoruz. Bir tane zincir çektim arkadaşlar. Bu şekilde bir tane örümcek yaptım. 2 defa tığımın başını doladım. 1 yaprağım olduğu için 3 defa doluyorum. Sadece yuvada 2 arkadaşlar. 1 2 3. tığ battı ya bu şekilde 1 2 2 2 2 olarak şöyle uzunca bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum, 1 defa doluyorum. Trabzana girdim. 2 2 olarak aldım. Bir defa doladım. Trabzana girdim. 1 2 2 3 trabzan. 4. için 2 defa doladım. 2 2 2 olarak 3 seferde aldım. Tekrar tığım 2 defa doluyorum. 1 2 2 2 olarak bu sefer iki, zen, iki dolamaya arkadaşlar birden başlayarak aldım. Burada tam 5 tane trabzanım var. Şimdi buraya 4 zincir çekip son yaptığım trabzanın içine kapattım bu şekilde. Geri kalan kısma 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 Allahım yeni tığ yine. Bende mi bir şey var acaba dükkanda? Onu denerken bunu denerken karıştırdım mı arkadaşlar? Bu şekilde altıncıyı trabzanıma yaptım. Burayı geri kalan kısmı da arkadaşlar yine 5 tane bu şekilde sık iğne yapıyorum. Altıncıyı da hemen yandaki aynı değil de bir yanındaki destek olması için ve yanındaki trabzana kapattım bu şekilde arkadaşlar. Tekrar bir zincir çekip örnek amaçlı olduğu için ben iki tane yaprak koyuyorum arkadaşlar. Siz yaprağınızın sayısını 3 5 diye artırabilirsiniz bu şekilde. 1 2 3 1 2 3. tığ battımın içine 1 2 2 2 2 olarak aldım. 2 tane zincir çekiyorum buraya. Bir defa doladım. Tığ battıya girdim. 2, 2 aldım. Bir defa doladım. 1, 2, 2. 2 defa tığın başını doladım. 2, 2, 2 olarak aldım. 4 trabzanım. Tekrar 2 defa doluyorum tığımın başını. 1, 2, 2, 2 olarak 5 tane trabzan yaptım. 4 zincir yaprağıma kapattım. Yaprağımın içine 5 tane sık iğne giriyorum. 2 3 4 5 6.yı da bu şekilde kapattım buraya. 2 3 4 5 5 tane sık iğne yapıyoruz. 6.yı da yandaki tığ battıya kapattık bu şekilde arkadaşlar. Evet, 2 tane yaprak aram bir yuvam oluştu. Tekrar bir tane daha yuva yapalım arkadaşlar. İyice örneğimizin şekli kendine gelsin. 2 tane doladım. 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battıma 1 2 2 2 olarak kapattım. Yapraklar da tığımızın başına 3 defa bu bademimizin trabzanına 2 defa doluyoruz arkadaşlar. Ve 6 tane de zincir çekip bu şekilde kapatıyoruz. Tekrar buraya 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 Bademimiz için 6 zincir, 6 sık iğne, 7.yi de bu şekilde tığ battı da kapatıyorum. Bu şekilde yuvamız da hazır. Bir zincir çekip ipimi koparıyorum arkadaşlar. 2 tane zincir çektim. İpime tutturdum. Bu şekilde yuvamıza giriyorum. Kapat. Evet arkadaşlar. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 zincir. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 2 olarak aldım. 1 2 3 4 zincir. Yuvaya girdim, kapattım. 1 2 üç, dört, beş, altıncıyı da sık iğne iğnede, şey yuvada yapıyorum altıncı sık iğne. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir çektim, kapattım buraya sık iğnemi. Bu şekilde sık iğne ile kapattım zincirimi. Bir zincir çektim, döndüm. bu altı zincirimin içini sık iğne ile dolduruyorum arkadaşlar 2 3 4 5 6 7 8. iyi de burada yuvada kapattım 1 2 3 4 5 6 7 ölçelim arkadaşlar bir tane daha çekelim 8 ilk trabzanımın tepesine bu şekilde 8 zincirimi kapattım bir zincir çektim döndüm buraya yine aynı şekilde sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 onuncuydu arkadaşlar bu şekilde yuvada yaptım şimdi tekrar zincir çekiyoruz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 zincirimizi şöyle bir ölçelim arkadaşlar ilk trabzanımızın tepesine kapatalım bu şekilde bir zincir çektik döndüm buraya sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. sık iğnemi de arkadaşlar. Burada yuvada yapıyorum bu şekilde. Bir zincir çektim. Koparıyorum. Evet arkadaşlar. Bademimiz bu şekilde oluşuyor. Şimdi bunun kirpiklerini yapacağız. Evet arkadaşlar sıra geldi. Şimdi bademizin kirpiklerini yapmaya. Buraya yuvanın içine yeşil yuvanın içine arkadaşlar pembenin dibine bir tane sık iğne yaparak ipimi tutturdum. Bir iki zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Bu yeşil çektiğimiz bu dört zincirin içine girip iki iki alıyorum. Pembe ipimizin arasına girdim. iki iki aldım. 2 3 4 zincir buraya bu şekilde arkadaşlar bir kirpik yaptım bir zincir çektim araya tekrar aynı yere girip 2 2 olarak buraya bir trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir ikinci kirpiğimi de buraya yaptım arkadaşlar bir zincir çekiyorum buraya sık iğnemizin üzerine bir trabzan daha yapıp bu şekilde kenarını kirpikleyeceğiz 4 zincir trabzana gir kirpik oluştur bir zincir çekiyorum araya sonra bu iki sık iğnemin arasına 2 2 olarak girip bir kirpik yapıyorum 4 zincir çektim kapattım kirpiğimi araya bir zincir sık iğnemizin üzerine 2 2 aldık 4 zincir kapattık buraya bir zincir çektik buraya iki trabzanımızın arasına iki iki olarak girdim bir iki üç dört zincir kapat bir zincir bir defa doladım sık iğnemin üzerine iki iki olarak bir trabzan yaptım bir iki üç dört zincir trabzanımın arasına kirpiğimi kapattım bir zincir iki tane trabzan sık iğne arasına bu şekilde bir trabzan daha bir evet arkadaşlar tepeye geldik gördüğünüz gibi aynı şekilde bu pembemizin ilk sık iğnesine de 2 2 alarak en tepeye de bir tane sık iğne yapıyorum 4 zincir kirpiğimizi kapattık. Bir zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Bir tane sık iğne atlayıp ikinci sık iğnemin içine giriyorum bu şekilde. 2 2 olarak aldım. 1 2 3 4 zincir. Bir zincir arasına bir atlayıp ikinci sık iğnemin tepesine bu şekilde 2 2 olarak aldım. 1, 2, 3, 4 zincir kapattım buraya. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. Bir tane atlayıp ikincinin tepesine 2, iki, 2 olarak aldım. 1, 2, 3, 4 zincir kapattım buraya. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. Bir atlayıp ikinciye 2, iki, 2 iki olarak kapattım. 1 2 3 4 zincir kapattım buraya bir zincir çektim bir defa doladım bir atlayıp ikinciye trabzanımı yaptım 1 2 3 4 zincir kapattım buraya arkadaşlar şimdi iki zincir çekiyorum bu şekilde yeşilime kapattım arkadaşlar bir tane de buraya zincir çektim koparmak için ipimi kopardım bu şekilde. Evet arkadaşlar bademimiz bu şekilde gördüğünüz gibi. Yapımı da gayet zevkli ve hoş olan duruşu da çok güzel duran bir model arkadaşlar. Muhakkak yapmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde. Çok hoş duruyor arkadaşlar. Tülbentinizin içindeki çiçeklerin rengini de buna uydurursanız Şahane, çok güzel bir iş olacağını eminim arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.